yaşam mücadelesi verdiğimi, yani ben evrakların temin edemeyeceğimi, mal bildirim şeyini istiyorlar bir ay için. Temin edemeyeceğimi kendilerine ilettim. Biz senin ilişini kesmek zorundayız dediler. Solunum cihazına bağlıyken zorunlu emeklilik tebligatı yapılan emniyet müdürü kansere yenildi. ...1776 emniyet müdürü, 10 emniyet amiri, emniyet genel müdürlüğü tarafından tasfiye niteliği taşıyan bir kararla zorunlu emekli edilmişti. İşte o isimlerden biri de 1. sınıf emniyet müdürü polis baş müfettişi olan Abdülkadir Uysal'dı. Kanser hastası Uysal'a hastaneden taburcu olması beklenmeden iki polis görevlendirildi. Görevli polis memurları Uysal'ın tedavi gördüğü hastaneye gelerek kimliğini ve rozetini aldı. 26 yıldır hiçbir şekilde kimlikten ayrı kalmadığımı, bu kimliğin benim bir parçam olduğunu, kimliksiz hayatın olmadığını düşündüm. O an için fenalaştım. O anda benim dünyam yıkıldı. Büyük ideallerim vardı diyen Uysal, memurların hasta yatağında emeklilik işlemi yapmak istemesi üzerine fenalaşmıştı. Hastalığın vermiş olduğu psikolojik çöküntünün yanı sıra bir de yıllarca hizmet ettiği teşkilattan ve meslektaşlarından gördüğü muamele Uysal ve ailesinin moralini bozmuştu. Kolay değildi, tam 26 yıl görev yapmıştı. Karara karşı bir saygım vardır. Ama bulunduğum psikolojik ortam, bulunduğum yaşam mücadelesi verdiğim bir ortamda bunun bana yapılmasını ben vicdanen kabul edemiyorum. Hala etkisinden de kurtulamadım. Aklıma geldikçe nefesim daralıyor. Ve Malatya'dan acı haber geldi. 5 yıldır kanser tedavisi gören Uysal, emeklilik tebligatını aldıktan yaklaşık 20 gün sonra hayatını kaybetti. Abdülkadir Uysal'ın cenazesi yakınları tarafından hastaneden alınarak memleketi Gaziantep'in Nizip ilçesine getirildi. Türk bayrağına sarılı naaşı meslektaşlarının omuzlarında musalla taşına konuldu. Uysal'ın yakınları fenalaştı. Cenaze törenine çok sayıda devre arkadaşı katıldı. Helallik alındı. Kılınan cenaze namazının ardından Uysal gözyaşları içinde toprağa verildi.